Gülüyorlar. Çok çevrilmiş gıyabımızda çok çevrilmiş karikatürlerimiz var. Mesela Ruslar kedi karikatürlerine bayılıyorlar. Benim çok karikatürüm var. Böyle bloklarda gezen, dolaşan, paylaşılan eden. Mesela bir tane karikatürüm var. Yok, şey, seven okuyucular çeviriyorlar. Zaten bir İngilizce çevrildi mi? Mesela bir karikatürüm ben şu an topluyorum özellikle. Karikatür de şey anlatılmaz ama söyleyeyim, illa görmüşsünüzdür belki diye söylüyorum. Çocuk hasta da annesi dur sana tavuk suyuna çorba yapayım diyor da arkada tavuk var. Teraflı yapsana orospu teraflı diyor. Ben bunun 46 ya da 47 tane dile çevrilmiş şeyini buldum. Tamam mı? Topluyorum böyle çıktıkça ama böyle abuk subuk böyle Tay dili bilmem ne dili, Güney Kore, Kuzey Kore, saçma sapan bir sürü şey, saçma sapan değildi bunlar. Acayip böyle hiç aklıma hayaline gelmeyecek dillerde anlamadığım, mesela Google Search, image search'ten bakıyorum bu nece falan bulmaya çalışıyorum falan. Buldum. Bazı mesela Jim Carrey'nin fan page'inde yayınlandı. Kendi official page'inde yayınlanan karikatürler var. Benim sadece 9gag'lerde bir sürü karikatürlerimiz var. Seviliyor. Hatta ben mesela Tavuk Volkan diye bir şey çiziyorum. Mesela onun ilk öyküsü aslında şey için yapılmıştı. Rusya'da bir festival yaptık. Dünyadan farklı ülkelerden 15 tane karikatürist bir araya geldi. Orada ırkçılık çok büyük problem. Yeni yeni yükseliyor. Ve saygı diye bir proje yapıldı orada. UNESCO ve Goethe Enstitü birlikte düzenlediler ve Rus Milli Eğitim Bakanlığı, onun adını bilmiyorum, öyle diyeyim. Şey yaptılar, saygı diye biz mesela 15 tane kitapçık hazırladık. Bunlar ders kitabı oldu ve Rusya'daki bütün okullarda bir saat ders olarak okutuluyor şu anda. Çalışıyor çünkü karşılığı var. Bizim yaptığımız Selçuklu mesela benim çok daha kolay, daha evrensel mizah yapıyoruz. Ama mesela çok iyi çizerler, Serkan Altınine, Yiğit Özgür falan. Onlar mesela şey falan inanılmaz, keşke olabilse Umut Sarıkaya falan. Çok iyi çizerler bunlar. Çevrilebilse ki ama çok zor mesela onların dili. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim en büyük karşılaştığımız dert de şu. Bir İngilizcem var fakat benim çevirmem yeterli değil. Çok iyi İngilizce bilen arkadaşlarım var, yeterli değil. Şöyle tercüme bulmamız lazım. Ana dili İngilizce. Mizahtan anlayan ve genel dünya İngilizce slangine de hakim olan bir şekilde ve güncel dile de hakim olması gerekiyor. O çok kolay olmuyor işte. Orada biraz tökezliyoruz. Çalıştık, bulamadık, ettik bilmem ne falan ama ara ara zorluyoruz. Ama mümkün.